Arkadaşlar hepinize selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftanın 4. gününde %2,23 artışla 226 puan yukarıda 10.391 puandan kapattı gün arkadaşlar. 86,5 milyara yakın bir hacim söz konusu. Gelen veriler gün içerisinde Merkez Bankası rezervlerinin arttığı ve son anlarda ekonomiden sorumlu Bakan Mehmet Şimşek'in Borsa İstanbul üzerindeki gelirlerden alınacak vergi dilimiyle ilgili erteleme olduğunu ve bunu ertelediklerini bir müddet bildirmesiyle birlikte yarın için olumlu günler olabilir. Yarın zaten bayram öncesi son gün ve önemli olan da bu yapılmayacakmış demek ki bu vergilendirmesi ya da vazgeçildi. Birçok küçük yatırımcı bu yüzden Borsa İstanbul'dan ayrıldı. Onlara yazık oldu gerçekten. Sevgili arkadaşlar, sabah endeks açılmadan önce Borsa İstanbul'un önemli şirketlerinden birisi olan Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yeni iş anlaşmasını duyurdu. Sözleşme ve sözleşme değişikliği imzalanması hakkında. Evet, güncelleme düzeltmeye de ertelenmiş bir açıklama değil. Roketsan müşteri ve şirketin cirosunu olumlu etkileyecek 20.149.637 Amerikan doları, 45.697.336 avro ve 476.316.251 TL olan sözleşme ve sözleşme değişiklikleri imzalanmıştır diyor. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2024-2028 yılları arasında yapılacaktır. Evet, oldukça büyük bir anlaşma ve bugün ne yapmış? Tabii merak ediyorsunuzdur Aselsan. Bugün arkadaşlar %4,43 pozitif tamamladı hisse. Genellikle böyle anlaşmalardan sonra Aselsan pek bir şey belli etmiyordu. Ama bugün 4,43 anca diyelim artık. Çünkü zaten endeks 2,23 değer kazandı. Şöyle diyelim, endeksin neredeyse 2 katı değer kazandı. Fazla kazandı. Son 5 günde 1,39'luk bir negatiflik var hissede. Son 1 ayda %1,15 negatiflik var. Ama bugün 4,43 Aselsan bu büyük anlaşmalarla birlikte yukarıda bu tamamladı günü. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen burada bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar.